Ertan Saban. O doğduğunda takvimler 4 Aralık 1977'yi gösteriyordu. Dedesinin dedesi Osmanlı zamanında Kars'tan Makedonya'ya göç ettiği için Üsküp'te dünyaya geldi. Gençlik yılları doğduğu şehir olan Üsküp'te geçti. Ertan Saban, Retouch Mag dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti. Makedonya Türküyüm. 700 yıldır orada yaşayan birçok halk topluluğu var. Türk etnik kimliği 1374 yılından beri o topraklarda. O çemberin bir bireyiyim. Nasıl olmak derseniz buralı olmak gibi. Eskiden birdik, şimdi gönüllerde hala biriz. Yavru vatan Kıbrıs gibi aynıyız. Annem, babam, kardeşim halen orada yaşıyorlar. Sık sık gelip gideriz. Artık sınır diye bir şey kalmadı. Dünya ve dünyalar küçüldüğü için her yer bir artık. Ertan Saban meslek lisesinden mezun oldu. Her ailede olduğu gibi onun da büyükleri daha garanti bir meslek edinmesini istiyordu. Doktorluk ve mühendislikte başı çekiyordu. Sürpriz bir şekilde veterinerlik okudu Ertan Saban. Ünlü oyuncu bir röportajında veterinerlik bölümünü neden tercih ettiğini şöyle anlatıyor. Hep oğlum doktor ya da mühendis ol derler ya, doktorluğu yapamadım. Bari hayvan doktoru olayım dedim. Bu yüzden meslek lisesi okudum. Veterinerlik okuyup bir meslek sahibi olsa da hayatında bir boşluk olduğunu düşünüyordu ve konservatuara girmeye karar verdi. Ünlü oyuncu veterinerliğin ardından neden oyunculuk yapmak istediğini Hürriyet'ten Gülbahar Karakuş'a verdiği röportajda şöyle anlatıyor. Hayatında bir boşluk olunca ne yapmak istemediğini bilemeyince genellikle oyuncu olur insan. En azından ben de öyle oldu. Bir boşlukta kaldım, konservatuara girdim. Makedonya Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümüne kaydolan Ertan Saban, oyunculukla birlikte pedagoji alanında da eğitim gördü. Askerliğini yaptıktan sonra da kendisini tiyatro sahnelerine attı. Kardeşi Erman Saban da tıpkı kendisi gibi tiyatrocu olmak istiyordu. Uzun yıllar kardeşiyle birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlar sahneledi. Onun için tiyatro sadece Makedonya ile sınırlı kalmadı. Ülke ülke gezdi. Biraz çingene hayatı yaşadım diyen Ertan Saban, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde bulundu. Türkiye ile yolu ilk kez 2002 yılında kesişti. Antalya Film Festivali'ne gelen Ertan Saban'a dizi teklifi bile gelmişti. Ancak Türkçesi yeterli değildi. Ünlü oyuncu Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında Türkiye'ye nasıl geldiğini şöyle anlatıyor. Makedonya'da yaşayan etnik kökenler var. Biz Türk etnik kökenine sahibiz. Belgrad mezunuyum. Askerliğimi yaptıktan sonra tiyatroya başladım. Ardından biraz çingene hayatı yaşadım. Bol bol dolaştım. Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika. 2002'de bir filmim Antalya Film Festivali'ne geldi. Bir hanım dizi yaptığını ve oynamamı istediğini söyledi. Ama Türkçem yeterli değildi. Dublaj yaparız dediler. Sultan Makamı dizisinde başladım. Sonra diğer projeler geldi. Bir ayağım Belçika, bir ayağım Makedonya, bir ayağım da Türkiye'de devam ettim. En sonunda Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi Ertan Saban. Çok sevdiği bir hocası, oyuncunun vatanı olmaz dese de Ertan Saban Türkiye'yi ana vatanı gibi görüyordu. Ünlü oyuncu Retouch Mag dergisine verdiği röportajda Türkiye'de kalmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor. Ana vatan gibi gördüğüm için Türkiye son durağım oldu. Her Türk nerede uyanırsa uyansın, burası benim vatanım ama asıl ana vatanım Türkiye der. Belçika'da yaşayan, Almanya'da yaşayan her Türk için bu böyle. İdeal ülke durumu ve alt bilincinde hep kendi toprağı vardır ama ana sütun Türkiye'dir. Ertan Saban'ın Türkiye'deki ilk oyunculuk deneyimi 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sultan Makamı dizisi oldu. Ertan Saban bu dizide palyaço Refik karakterine hayat verdi. 2007 yılında ise Malt grubunun Deprem adlı şarkısının klibinde Demet Evgar ile birlikte oynadı. Dizi çalışmalarına da devam eden Ertan Saban, Azize, Savcının Karısı, Sağır Oda ve Elveda Rumeli gibi dizilerde rol aldı. Ertan Saban 2009 yılında tarifi imkansız bir acı yaşadı. Ünlü oyuncunun 2 yıl boyunca Brüksel'de kanser tedavisi gören 25 yaşındaki eşi İnci Saban hayatını kaybetti. Eşini kaybetmenin acısıyla sarsılan Ertan Saban
oldukça zor günler geçirdi. Makedonyalı oyuncu eşi İnci Saban'ın ardından canımı kaybettim. Ben artık yarım bir adam gibiyim. İnci ile büyük bir aşk yaşıyorduk diyerek kabuğuna çekilmişti. Eşini kaybettikten sonra uzun bir süre alyansını parmağından çıkaramadı. Ona olan sadakatini parmağında taşıdığı yüzükle göstermeye devam etti. Hatta rol aldığı projelerde bekar bir karakteri oynasa da yine de alyansıyla kamera karşısına geçiyordu. Ünlü oyuncu yönetmen ve yapımcılarla yaptığı görüşmelerde bu konuda kendisine anlayış gösterilmesini istemişti. Ertan Saban, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşinin kaybıyla ilgili şunları söylemişti. Ben veterinerim. Şöyle anlatayım. Bir kedi, bir papağan bile hayatı etkiliyorsa siz düşünün. En sevdiğin insandan bahsediyorsun. Ruh eşin, ruh ikizin. Tabii hayatın değişiyor. Ama kaybettiğin için değil, onunla yaşadığın zamandan ötürü değişiyorsun. Ben onunla yaşadığım zamandan ötürü değiştim. Ruhuma konmuş bir kelebek gibi. Ama bu konuyla ilgili daha da soru sorma. Burada keselim. Elveda Rumeli'nin ardından başta Sakarya Fırat, Hatasız Kul Olmaz ve Mutlu Ol Yeter olmak üzere çok sayıda önemli dizide rol alan Ertan Saban, 2015 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'nun kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu, reyting rekorları kıran dizide Polat Alemdar ile karşı karşıya gelen gölge karakterine hayat verdi. Takvim Yaprakları 2016'yı gösterdiğinde ise özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı. Allah'ın verdiği kalp her zaman dolu olmalı diyen Ertan Saban, meslektaşı Ebru Özkan ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift 2018 yılında mutlu evliliklerini Biricik ismini verdikleri kızlarıyla taçlandırdılar. Yaşadığı zor günleri geride bırakarak kendine yepyeni bir hayat kuran Ertan Saban, babalık duygusunu şu sözlerle özetlemişti. Bir erkeğin ikinci doğumu çocuk sahibi olmak ve evlilik. Kurtlar Vadisi Pusu'nun ardından Mehmet Bin Cihan Fatih'i, Avlu, Gel Dese Aşk ve Son Nefesime Kadar dizilerinde rol alan başarılı oyuncu, şimdilerde ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide Sadi Payaslı karakterine hayat veriyor. Türkiye'de 2008 yılında Gölgesizler adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım atan Ertan Saban, daha sonra sırasıyla Başka Semtin Çocukları, Hayde Bire, Balkan İz, Naddet, Benimle Oynar Mısın, Limonata, Çiçero ve Acı Kiraz filmlerinde oynadı. Başarılı oyuncu, Başka Semtin Çocukları filmindeki performansıyla 2008 yılında 4. Cannes Altın Aslan Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Uzun boyu, renkli gözleri ve kendini az Türkçe aksanıyla hepimizi ekran başına kilitlemeyi başarıyor Ertan Saban. Gerek tiyatro sahnelerinde, gerek beyaz perdede, gerekse televizyonda biz onu hayranlıkla izlerken o ise oyunculuğu çok da önemli bir iş olarak görmüyor. Ertan Saban, Hürriyet'ten Gülbahar Karakuş'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Evet, oyunculuk da normal bir iş. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Diğer kısmı düşünmüyorum. Zaten ben önce veterinerlik okudum, sonra konservatuvarı bitirdim. Mesleğimi sorduklarında ben veterinerim diyorum. Acısıyla tatlısıyla bir Ertan Saban geçiyor bu dünyadan. Biz de ünlü oyuncuya kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.